Değerli arkadaşlar, aslında dün de basın toplantısında en önemli konuya değindim, ekonomi. Özellikle yaz dönemi meclis tatile girecek ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ısrarla yasaları görüşelim ama emeklinin, işçinin, askeri ücretlinin sorunlarını da mecliste tartışalım diyoruz. Bakın Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı sürekli konuşuyor ve çok pembe, çok güzel bir tablo çiziyor. Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissediyoruz. Ama gerçekten öyle demiyor. Bakın Mehmet Şimşek bir yılın hesabını verdi. Kendisine göre kare notu 100 üzerinden 100. Ama emekli, işçi, asgari ücretli için 100 üzerinden 0, koskoca bir 0. Şimdi Sayın Bakan her şey yolunda diyor. Sayın Bakan tüm veriler iyi diyor. Çok teknik konulara değiniyor. Mali disiplin diyor, büyümede dengeleme diyor, sürdürülebilir cari açık diyor, dış finansmana erişim diyor. Evet, önemli konular ekonomistler için. Ama bunun için emekli ne diyor? Çarşıda, pazarda gezen vatandaşlarımız ne diyor? Ona bakmalıyız. Sayın Bakan her şey yolundaysa neden enflasyon %39'dan bir yılda %75'e çıktı? Faiz neden %8,5'tan %50'ye çıktı? Dolar 21 liradan neden 32,25 lira bugün? Bir yıl önce 5 lira olan ekmek neden 10 lira? Bir yıl önce 250 lira olan kıyma bugün neden 650 lira? Bir yıl önce motorin 19,30, bugün 40,50. Şimdi hangi rakamlara göre bakanın karnesini vereceğiz, bir yıllık karnesini? Yani sokağa çıkan, pazara giden, arabasını çalıştıran, traktörünü çalıştıran çiftçiye, işçiye, emekliye göre mi karneyi vereceğiz? Yoksa TÜİK'le beraber oluşturdukları yapay verilerle topluma sunulan bu pembe tabloya göre mi vereceğiz? Ben bir kez daha söylüyorum, Sayın Bakan, bu ülkede ezilen kesime göre bir yıllık sizin karne notunuz 0. 0, 0. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bakın, askeri ücretliği, emekliyi enflasyona ezdirmedim diyor. Ve bir hesap yapıyor. 2023 Ocak dönemine göre %100 zam yaptım diyor. Evet, ama bir bakıyoruz ki emekli maaşında net %82 artış yapmış beyefendi, 18 ay öncesine göre bahsediyor. Eğer bugüne göre bir hesap yapacaksan, yani asgari ücretliye, emekliye %100, %82 artış yaptık deyip %75 enflasyon oranını karşılaştırmayacaksın. Şu anda 18 aylık enflasyon oranı artışı %102, ona göre yapacaksın. Eğer Cumhurbaşkanı 12 aylık ve 18 aylık verileri doğru hesaplayıp toplumun karşısına çıkmıyorsa büyük bir problem vardır. Ve açıkça söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılabilir, enflasyonu etkilemez demesine rağmen Cumhurbaşkanı sürekli bunu söylüyor. Bakın, açıkça Merkez Bankası Başkanı bir risk yok diyor enflasyon açısından zam yapılmasının. Ama Cumhurbaşkanı bir risk olabiliyor diyor ekonomik dengeler ve enflasyon açısından. Aslında zam yapmamanın ne kadar bir risk olduğunu 31 Mart'ta sandıkta Sayın Cumhurbaşkanı gördü. Emekli, işçi, ezilen kesim en büyük dersi verdi. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Dün de söyledim. Yaklaşık olarak 30-40 gün arasında çalışma süremiz var. Saraydan gelen yasalar için dün AKP grubu önerge verdi. Cuma günü, cumartesi günü çalışabiliriz dedi, güzel. Ama emekli için, işçi için, ezilen kesim için maalesef ki meclis çalışmıyor. Eğer ki bizler meclis tatile girmeden emeklinin sorunlarını, işçinin, asgari ücretlinin sorunlarını çözmeden meclisi kapatıp tatile gidersek bu halkın yüzüne bakamazlar. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin asgari ücreti
işçinin geçinebileceği bir seviyeye getirin. En düşük emekli maaşını da bir asgari ücret yapın. Hepimiz tatile çıkalım. Ama bunu yapmadan tatile çıkmak utanç verici bir tablodur bu meclis için. O yüzden evet bir sürü yasa geliyor. Bu yasaları Temmuz ayında bitirelim diyorlar. Onlar bitsin ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu 7-24 haftanın 7 günü bile çalışmaya razı. Bir komisyon kurulabilir, bir araştırma komisyonu kurulabilir. Bununla ilgili gerekli yasaları yapar ve emeklinin, işçinin, çiftçinin yani bu halkın yüzüne bakabiliriz diyorum. Ben sadece bugünkü basın toplantımı ekonomi, Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı'nın, Merkez Bankası'nın başkanının açıklamalarıyla sınırlı tutuyorum. Çünkü konu bu, gündem bu. Kim neyi tartışsa tartışsın. Gündemde ne olursa olsun, yapay gündeme mutlaka ki getirecekler. Zaten Türkiye'de maalesef ki bir takım basın ve siyasiler bu gündemle Türkiye'yi götürüyorlar. Ama gerçek gündem bu ülkedeki ekonomik zorluklar, ezilen kesim, geçinemeyen insanlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Sayın Mehmet Şimşek, o üstün hissedilmeyen başarılarını anlatmış. Twitter'da paylaşmış. Altına bir uzman doktor bir yorum yapmış. Sayın Bakan demiş, her şey bu kadar güzel de Türkiye'nin en yüksek para birimi olan 200 lirayla ben neden bir tavuk döner alamıyorum demiş. Ve ben de soruyorum, neden Sayın Bakan Türkiye'nin en yüksek para birimi 200 lirayla insanlar ancak 8 saatlik kirasını ödeyebiliyor? Gerçekler burada. Biz bu gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Meclis kapanana kadar da biz bu konuda mücadelemizi vereceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Arabayı atın önüne koyuyorlar. Ne demek istiyorum? Bir soruşturma 2014'te başlıyorsa o soruşturmayı kovuşturmaya çevirip kararını verirsin. O karar kesinleşir. O siyasetçi siyasi yasak alırsa söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ama bunlar ne yapıyor? Önce 10 yıl süren bir davayı bir yerde tutuyor. Dava kararı çıkmadan görevden alıyor, kayyum atıyor. Ondan sonra da bir gün sonra ceza veriyor. Bu ne demektir? At arabanın önünde gitmiyor, araba atın önünde gidiyor. Böyle bir saçmalık var. İşte tam da Cumhurbaşkanı'na söylediğimiz şey. Burada adalet yok. Maalesef ki AKP döneminde bazı soruşturmalar difrize buzdolabının soğutucusuna koyuluyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman çıkartılıyor. Niye 10 yıl sürüyor bu dava? Niye 10 yıl süren bir dava bir belediye kayyuma gittikten sonra karara bağlanıyor? Biz bunu soruyoruz. Oysa somut, kesin, şüpheden uzak deliller varsa birisi hakkında, bununla ilgili bir karar kesim hüküm varsa zaten siyasi yasak otomatik olarak geliyor. O yüzden bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı özellikle son 13 yıldır yargı karnesine bakarsak hiç konuşup adaletten bahsetmesin. Bundan sonra böyle talep olursa CHP bu vekilleri kabul etmeyi sürdürecek mi? Genelde bir değerlendirme rica ediyorum.
Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Her önüne gelen, istifa eden milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor ve gelemez. Bunu üye olan bürokrat, üye olan akademisyen birçok arkadaşımız için de söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız bizim kendi arkadaşlarımız gibi iktidar hedefine yürürken bize yoldaşlık yapacak kriterlerimize uygun arkadaşlar olursa katılıyorlar. Şimdi bu transferi anlamıyorum. Bir sefer şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısının 2 ya da 2 eksik olmasının nasıl bir önemi olabilir? Eski sistemde 299 milletvekilimiz var, 301 ile hükümet kuruyoruz. 2 kişiyi mi transfer ediyoruz? Hayır. Bir milletvekili istifa etmiş, genç bir milletvekili, Antalya'da sevilen bir milletvekili, düşüncesi, dünya görüşü partimize uygun bir milletvekili aramıza katıldı. Ben bunu dün sayın grup başkan vekilleriyle de kürsü arkasında uzun uzun sohbet ettim ve anlattım. Biz oradaki milletvekillerine gidip onların sıralarına oturup bize gelin abi bize gelin. Hayır hayır böyle bir şey yok. İstifa ediyor, yollarını ayırıyor ve biz yollarını ayıran birçok partideki arkadaşlarımızı kendi kriterlerimizi değerlendiriyoruz. Aramıza katıyoruz bazılarını. Yoksa kendilerine zarar vermek ya da bizim bir sayıya ihtiyacımız var da o sayıyı tutturalım gibi bir şey yok zaten. Hedefimiz yok. O yüzden biz İyi Parti'nin tabanıyla uzun süreden beri iyi ilişkiler içerisindeyiz. Mersin'de ben İyi Parti oy veren seçmenlerle hala görüşürüm. İyi Parti'ye gelen üyelerin çoğu bizi ziyaret eder, çayımızı kahvemizi içer. Böyle bir gerginliğe gerek yok. Bunda özel bir amaç aranmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi kapısını kendi kriterlerine uygun herkese açmıştır, açacaktır. Çünkü büyük bir iktidar yolculuğuna gidiyoruz. Şöyle efendim, nasıl ilk görüşmede görüşülen konuları Sayın Genel Başkanımız kamuoyuyla paylaşmışsa bu görüşmelerle paylaşılacaktır. Buyursunlar, gelsinler. Bir iade-i ziyaret olacak bu. O yüzden bunların görüşmeden daha sonra açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkan tarafından açıklanması uygun olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz kayıt dışı hiçbir siyaseti yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunları var. Adaletten, ekonomiden, hukuktan, dış ilişkilere kadar. Eminim bunlar tahminen konuşulacaktır. Ama bunların bir bütün olarak açıklanmasını uygun görürseniz Sayın Genel Başkan'a bırakalım. Teşekkür ediyorum.